Bir sıkıntı var mı? Emek var lan. Çok çalıştım bugün, hep çekimler, hep toplam. Geldim. Bir vlog daha ardı arkası kesilmiyor. Bu kez okuduğunuz gibi New York'tayız. Sonunda geldim. Sonunda dememin sebebini anlatacağım. Çünkü şimdi ben bir önceki vlogun sonunda da anlatıyorum ya. Çok zeki bir kız olduğum için kendime dedim ki, kızım 13 saat uçtun geldin. Hazır gelmişken 2 günde şu New York'a git. 3 saat yol zaten. Çok mantıklı ve süper geldi kulağa. Ve ben çok güzel 1,5 biletimi aldım. Tıngır mıngır yoluma çıktım, uçağa bindim. Arkadaşlar uçak kalkmıyor. 1 saat oldu, 1,5 saat oldu. Bize pencereleri kapattırdılar ve açmayın diyorlar. Ama arada böyle 3-5 kişi, buna ben de dahil, hani motor sesi var ama gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Artık gideceğiz mi? Yerimizde miyiz hala falan arada bakıyoruz ama uçak asla gitmiyor. 2 saatin sonunda kaptan herhalde acıdı halimize ve ya da bunu kendine bir görev olarak görebildi sonundaki bir anons geçti ve dedi ki kalkış izni vermiyorlar, sebebini bilmiyorum, bekliyorum, özür dilerim. 15 dakika sonra tekrar kalkış izni vermiyorlar, sebebini bilmiyorum, özür dilerim. 3 saat hatta 3,5 saatin sonunda bir anons daha geldi ve dedi ki lütfen işte tüm eşyalarınızı, çantalarınızı, valizlerinizi, laptop, powerbank, her şeyinizi yanınıza alın, uçaktan iniyoruz, indiğimiz kapı da bekleyin. 3 saat içinde kalkış izninin gelip gelmeyeceği ya da işte iptal olacağı belli olacak. 3 saat içinde. Şimdi bunu anladım. Anladığıma da çok eminim. Ama uçakta çıt yok. Hani bizde bir şey vardır ya. En kötü tüh ya. Hani hiçbir şey yok. Hani nasıl boktan bir havayolu şirketiyse o kadar alışmışlar ki. Herkes çok normal bir şekilde çantasını toparladı. Ve bu uçaktan indik. Yine dilim gitti. Neyse, bilgi alabileceğimiz bir desk var ve bilgi almak için hani bilgi yok, açız ki tüm yolcular. Herkes sıraya geçti. 500 kişi falan var sırada ve diyorlar ki hani ne yapacağız yani, iptal edebilir miyiz, ne yapabiliriz? Herkes bilgi almaya çalışıyor ve kimse o sırayı beklediği için aldığı bilgiyi arkasına asla. Neyse. Aha dedim, kaptan çıktı kapıdan. Tamam dedim ben, bu sırayı siktir et, git kaptana sor. Çok da tatlı bir amcaya benziyordu. Gittim sordum. Adam bana demez mi? Sıranın sonuna geç. Sonra işte oradaki kadına ya biletini iptal ettir, paranı geri iade etsinler ya bir sonraki uçuşa aktar. Dedim ki ben bu sırayı mı bekleyeceğim? En son dedim ki tamam da ama siktir et. Şarjım %20. Al kendine şuradan bir powerbank. Otur yere. Bu sıra tükenene ereğine kadar burada otur. Geber burada. Sonra da valizini al, evine git. Valizler de uçakta bir de hani. Hadi görüşürüz deyip gidemiyorsun da. Sonra neyse. Ben powerbank alırken bir baktım boarding başladı. Ruh hastaları. Bir anda boarding başladı. Herkes alkışlar, kıyametler bilmem ne. Neyse uçağa bindik. Çok şükür ki geldim. Hikaye buydu bu arada. Hani devamlı daha da inanılmaz şeyler bekliyorsanız eğer, hikaye buydu. Sonra taksiye bindim. Özbek bir abiydi. Türkleri çok seviyorlar ya. Biz kardeşizden girdik. İşte Türkçe şarkılardan çıktık. Bayağı böyle bir 40 dakikalık bir yolumuz oldu. Sonra otele geldim. Zaten geldiğim gibi de yayıldım, uyudum. Bakalım birazdan nereden çıkacağız? Ben hiç nasıl göründüğüme yine bakmadan açtım, biliyor musunuz? Nasıl görünüyorum? Gayet iyi ve çile. Hop! Şimdi atacağız kendimizi sokaklara. Fakat elimde zaten iki parça vardı soğuk havalar için. Biri bu, üstümdeki sweatshirt. Bir tanesi de incecik bir deri ceket. Ben de dedim ki ikisini bir arada kullanırsam ilk günü gayet kurtarırım. Hani gayet soğuktan kendimi korurum. Ama ikisini bir arada giyemiyorum. Çünkü bunun üstüne deri ceketi sığdıramadım. Kollarım var ya, hani şöyle kalır ya kollar. Bu şekilde kalıyor kollarım. Bununla çıkacağız. İnşallah donmayız ya. Neyse, kapşonumuzu da takalım. Ama bayağı iyi oldu kapşonu. 5. cadde taraflarına gideceğiz. Oh. Saçımı iyi ki böyle toplamışım ya. Bir de onu yapıştıracağım diye 5 kat ürün sürdüm. Oldu mu şimdi böyle? Şöyle şu tokayı çıkarırsam oluyor mu? Durun bakayım. İyi, tamam. Daha iyi, okey.
Saçsız gibi oldum. Aman ya, bana ne ya? Ve turist Ömer kendini sokaklara attı. Çok mu güneş var? Arkamda çok iyi bir katedral var. 5. caddedeyiz. Cumartesi olduğu için çok fazla kalabalık. Ulaşacağız. Bir önceki gelişim iş için olduğu için, iş dediğimde backstage'e defile gezmekti bu arada. Yani çok fazla planlı olduğu için her gideceğimiz yer belliydi. İşte defilelere gitmem gerekiyordu. Düşünsenize Cicelit'te falan buluşmam gerekiyordu. Öyle bir geziydi benim için. O yüzden çok da böyle New York sokaklarının işte ayaklarımız ağrıyana kadar gezememiştik. Bu iki gün öyle geçsin istiyorum. Hadi bakalım. Böyle ana cadde üzerinde yürüyorum ve beğendiğim böyle binalarını falan beğendiğim tüm sokaklara dalıyorum. Bir noktada galiba hiç tekin olmayan bir sokağa girip varıyor kaptırıp çıkabilirim yani. Ne diyeceğim, aklıma geldi. Dün akşam, daha doğrusu uçakta da full, ilk Miami vlogunun yorumlarını okudum. Çok güzel şeyler yazmışsınız bu arada, çok güzel. Hatta videoların çok kısa olduğundan şikayet etmişsiniz falan. Onu sonra konuşuruz. Bir yorum dikkatimi çekti. Biri demiş ki, bir abimiz, yine mutsuz, yine işte memnuniyetsiz, yine surat asık. Sonra vlogu düşündüm. Hangi saniyesinde mesela mutsuz olduğumu söylüyorum ya da memnuniyetsizim? Gayet evimden memnunum, yemek yapmışım, markete gitmişim, tek başıma olduğum için mutlu olduğumu anlatıyorum. Gerçekten hangi noktasında beni mutsuz gördüğünü merak ettim. Hani şey mi yapmalıyım, şehrin ortasında aniden götümü mü açmalıyım sevinç çığlıkları atarak? Çok mutluyum. Gayet mutlu. Ay, çok hoşuma gidiyor böyle uzun uzun binalar. Girdiğim sokak da buydu. Şu binalar çok güzeldi, orada çok güzel oteller var. Şimdi şurada bir Urban Outfitters gördüm, ona gireceğim, bir mont falan. Ve dün insanların suratına girerek onları çekmek istemiyorum. Şurada kocaman bir Urban Outfitters var. Oradan bu akşam ve yarın bizi soğuktan koruyacak bir şeyler alalım. Bu arada ben yine dayanamayıp az önce Saks'tan bir şey aldım. Şöyle bir şey göstereceğim ve bu sondu. Yemin ettim, bu sondu yani, çünkü yaz boyunca takabileceğim tüm çantaları aldım ve bu sondu. Ay! Çok yoruldum. Fuat bak, sen yoksun, var mısın gibi oraya tripod kurdum ya. Neler çekiyorum ben ya. Of! Arda da gelmiş bana, diyor ki dün uçakta şeydim ya, bu nasıl açı ya? Neyse boş verin işte. Arda da dün bana gelmiş, diyor ki uçaktaki hallerini çekmedin mi? Uçakta yaşadıklarını çekmedin mi? Nah çekerim, ben orada neler yaşadım, senin haberin var mı? Nasıl çekecekmişim? Arkadaşlar neyse, sinirlenmiyoruz kimseye. Odaya geldim, şimdi biraz dinleneceğim. Özür dilerim size de. Böyle arkamı dönmüyorum. O kadar yürüdüm ve artık hava akşama doğru o kadar soğumaya başladı ki. Bir tane mont yok ya. Bir tane mont yok. Kardeşim, New York'ta kış değil mi? Kıyı köşeye 2-3 tane mont bıraksaydınız. Bir gün giyeceğim diye de yani çok para vermek istemedim. O yüzden böyle H&M'e, Zara'ya, işte Urban Outfitters'a falan filan baktım. Her yerde bikini maya satılıyor. Nerede giyiyorsunuz bu havada bikini mayayı? Çok merak ettim. Neyse, ben de gittim Alo Yoga'dan 2-3 tane sweatshirt aldım. Diğer blog gibi her aldıklarımı göstermeyeceğim ama bir günaha daha girdim, onu göstereceğim. Çünkü bu sondu. Kendime söz verdim yani. Sondu ve son olmak zorunda. Artık hayır yani. Ama hiçbiriniz de bana demeyecek ki, almasaydım da olurdu yani demeyeceksiniz. Çünkü yaz geliyor ve inanılmaz. Aynı rengin kelisini de Allah nasip etsin. Onu da takıp takıp gezelim. Çok güzel. Ama sondu. Gerçekten kendime yemin ettim, sondu. Yemin etmedim ama son. Bakın bir de ne aldım. Bunu aldığımı unuttum. Bir şey poşetten çıkınca korktum, tırstım bir ara. Kaç yaş bu? Niye aldığımı da anlatacağım. 1-3 yaş.
3 yaşında çocuk bunu nasıl giysin? 3 yaşında artık bir ergen sayılır ama bir 3 ay mı? 1 aylık bebek de böyle doğacaksa helal olsun yani. İçinde dolu hayal ediyorum şu an. Neyse, Zara'ya girdim dedim ya mont bakmaya. Bir tane çok güzel denim, bir tane şey tulum beğendim. Böyle yanları dekolte detaylı. Dekolteye bayılırım. Ama o kadar sıra vardı ki. Neyse dedim, çocuk kasasını öderim. Kendimi çok zeki sandığım için, ama Allah'tan önümdeki kadın da kendini çok zeki sanıyormuş. Azarı o yedi, ben yemedim. Buradan işte çocuktan alışveriş yapabilirsiniz falan gibi onu uyarınca hemen arkamı döndüm ve elime geçen ilk şeyi aldım sıramı kaptırmamak için. O 3-4 kişi bekledim, ödedim, çıktım. Akşam diyorum ki Times'a falan mı gitsek? Turist gibi takılıyoruz madem. O ışıkların içinde kendimi iyi hissederim diye düşünüyorum. Tatlımı da yedim. Şimdi bir yarım saat falan da uyurum. Ece'yle falan FaceTime yaparım. Sonra çıkarız yine ya. Atarız kendimizi sokaklara. Ne yapacağız? Ay. Öyle yani gençler. Biraz. Aa, durun size odayı göstereyim madem. Evet. Otelimiz Soho'da yer alıyor. Hani olur da benim bu harika bilgiler içeren vlogumu New York'a gelmek üzere olan birileri izlerse adı The Dominic. Büyüklüğüne çok dikkat etmedim. Zaten 2 gün ve çok az eşyam olduğu için. Böyle bir banyosu var. Eğer gelirseniz size şöyle manzaralı bir küvet eşlik edecek. Ben tabii ki odada olmayacağım ama böyle bir lavabo, banyo işte yani. Sonra burada dolap. Dolapmış bu. Ben dolap yok diye o kadar küfür ettim ki. Ama dolapmış yani. Sonra burası yatak odamız. Manzarası çok güzel. Sabah göstermiş miydim ya? Emin değilim. Olsun, bir daha bakalım. Zaten 4 haftadır manzaradan başka hiçbir şey görmüyoruz. Şöyle gece göstereceğim asıl. O zaman çok keyifli. Burada yatağımız. Burada televizyonumuz. Gayet okey. Gece ışıkları ve televizyonu full kapatıp pencereleri full açtığınızda inanılmaz bir uyuma ortamı oluyor. Ben zaten 30 saniyede uyuduğum için çok da şey değil yani. Bu kadar yaramıyor yani. Canım çıkmadan senin de gül yüzünü görsün herkes istedim. İyi yaptın, dön artık. Kız, numaran gözüktü yanlışlıkla. Fuat, orayı kesersin. Ece ile şey konuşuyoruz. Çıkacağım birazdan. Bir grup insan var ve sadece bana her gün dön artık yazıyor. Sürekli. Ve mesela hani hayatımda görmemişim. Az önce söylediğim kişi var. Anonim yani. Öyleli görmedim. Anonim bir hesap. Ve bana her gün dön artık yazıyor Ece. Niye? Döndüğün zaman onun hayatında çok önemli değişiklikler olacak çünkü onun için. Biz her gün seninleydik de. Ama ben bir kere bile dön dememişim, anladın. Evet, bu arada siz asla bunu yapmıyorsunuz hani keyfim yerine. Ay, çünkü döneceğin günü biliyoruz. Ve hani o zamana kadar keyfine bakacaksın, anladın Ece, yani. Ece, bilmesen de senin hayatın hiçbir evresine bana dön artık. Hayatımda görmediğim tipler ya da bir 6 ayda bir görüştüm. Bir de şeyciler var. Bir sıkıntı var mı? Hani Amerika'dayım. Bir sıkıntı olsa halledebilecek mi? Hemen oradan sanırım. Ve mesela her gün yazıyor bir sıkıntı var mı diye. Hani uyuyor olabilirim çünkü çok farklı saat dilimlerindeyiz ya. Mesela askerde bir tane. Ne yaşayabilirim mesela? Ne olabilir? Böyle. En fazla sürü fare patlayabilir yani, ne olabilir? Aşırı sinir olurum. Ne zaman döneceksin mesela? Dün uçak storiesi attım ya, İstanbul'adır inşallah yazmış biri. En son 3 sene önce gördüm. En son şeyde görmüşüm. Sen bir yerde, bir mekanda başkalarıyla başka bir masada oturuyormuşsun. Evet, evet. Yemin ederim evet. Dönsene, dönsene, dönsene. Ay, Damla. Niye böyle yapıyorlar? Neyse ya. Durun, ben şimdi Ece'yle biraz daha konuşayım. İsim vererek konuşayım. Sonra sizinle ışıklar içinde görüşeceğiz. Eyvah.
Rüzgar sinirlendi herhalde. Aa! Gördünüz mü olanları? Trafiği bir anda çılgın motorcular bastı. Ve hepimiz o kadar heyecanla bir anda toparlandık ki adamlar sinirlendi. Forever 21 var, durun. Times asla izlediğiniz gibi bir şey değildi. Yani size sadece ışıkları ve tabelaları çektiğim bir kısım değildi. Ama şu an odaya geldim ve çektiğim şeylere bakıyorum ve temizliyorum. Onlar işte editlenirken uğraştırmayayım kimseyi diye çöpleri siliyorum falan. Emek var lan! Çalışıyorum yani ben de akşamları. Bizim influencerlar yapıyor ya öyle. Çok çalıştım bugün. Hep çekim neler, hep toplantılar. Neyse. Kendimi çektiğim hiçbir şey kaydetmemişim. Ortamın büyüsüne mi kapıldım anlamadım ama. Hiçbiri yok şu an. Umarım bir yerden çıkar da izlemişsinizdir. Asıl burayı izlemiyor olursunuz. Neyse ya canım sağ olsun, boş ver. Duşa girdim. Çok yorgunum. Çok yorgunum çünkü yürümeyi hiç sevmiyorum. Hiç alıştırmıyorum da kendimi yürümeye bu sebeple. Bittim, duşa girdim. Bakın duş başlığı hayatımda görüyorum en tazikli duş başlığı. Yani. Hani duşa girip dayak yiyorsunuz. Ve yanlışlıkla, ya yanlışlıkla dedim, yüzüme duş jeli şey yaptım ve bir anda hani duş suyu tuttum yüzüme. Muhtemelen sabah bir yerlere morarcak, hatta morarmaya başlamış bile olabilir. Her duşa girdiğimde dayak yiyorum böyle. Neyse uyuyayım ben ya. Uyuyayım, daha yarınımız da burada geçecek çünkü. Sabah görüşürüz. Uyudum. Günaydın. Günaydın dedim de saat 4:30 oldu ve ben güne yine çok aklı başında başladım yani. Kamera ama içinde ne yok? Pili. Bataryası. En azından kamerayı komple almasaydım da ağırlık yapmasaydı. Nereye gittiğimizi bilmiyorum. Yani şöyle bilmiyorum. Haritayı açtım. Sonra kendime sordum. Bugün ne gibi bir manzara görmek istersin? Ve Brooklyn Köprüsü'ne karar verdim. Onu iyi görebileceğimi düşündüğüm bir noktayı işaretledim. Ve Uber çağırdım. Bu kadar. Şimdi oraya gidiyoruz. Geldik köprüye. Harika. Yok bu arada çok güzel de. İnsanlar birbirlerini çekiyor. Ben ne yapayım? Beni kim çeksin? Şuraya bari koyayım telefonumu. Ben işte nerelere gittim biliyor musunuz? Bak. Şuralarda bir yer seçmişim. Böyle aşırı inşaatın olduğu bir yerler seçmişim. Ay burada hepimiz için güzel dilekler dileyim. Dur. Evet şöyle madem o kadar geldik köprüyü görelim. Benimle beraber. Şöyle. Evet. Harikayız. Harika kültürel bir deneyim oldu. Geri dönüyorum. Hayır bari adam da benimle geleydi de yani birlikte birbirimizin fotoğraflarını falan çekerdik. Ben korkuyorum birine telefonumu verirsem koşarak kaçar bir anda diye. Böyle bir fobim var. Aslında hiç de korkulacak tipler yok ama bu benim içimde bir fobi. Yani o pozu rahat veremem ben. Her an koşacakmış gibi bakarım bir hareketini yanlış anlayıp hani bir anda tutabilirim falan. Ne yapıyorsun falan der adamı tabi. Evet şuradan güzel fotoğraflar çekiyorlar. Yine yağmur başladı. İlken konuşalım bari biraz. Dün bir arkadaşımla konuşuyorum işte ne yapıyorsun falan işte iki günlüğüne geldim bilmem ne. Bana diyor ki Çin Mahallesi var oraya gitsene. Çin Mahallesi'nde olmak ve bulunmak istesem Çin'e giderdim. Yani iki günlüğüne New York'a gidip neden günümü Çin Mahallesi'nde geçireyim? Hayır çok güzel diyor. Ya tamam güzeldir okey ama dediğim gibi çok saçma. Yani şurada kalmış zaten 12 saatim 10 saatim ne yapayım ben Çin Mahallesi'nde? Kendime acilen gidecek bir yerler bulayım durun. Evet park bulduk giriyoruz hemen. Gördüğüm her güzel yere yakınlaşmak istiyorum. Harika. Tek binaların arasında. Mükemmel olmuş. Çok beğendim. Şöyle yeni yok havası alalım. Ya aha! Gel. Annene gelebilirsin. Şey.
Şimdi çok ani bir geçiş yaptık. Aslında burada değiliz şu an. Geriye döneceğiz ama kapanışı çekmiş bulunmuştum size gece manzarasını göstermeden önce. Bakın böyle gece manzarası. Çok güzel değil mi? Işıl ışıl. Tabii sabah 4-5 olduğunda can sıkıyor biraz bu kadar perdelerin açık olması ama hemen kapatıyorum. Çok güzel. Neyse durun şimdi eve geldiğim halime dönelim. Hop odadayız. Bugünü galiba çok uzun tutmadım yani hatırladığım kadarıyla. Çünkü yine full yürüdüm. Sokaklarda gezdim, işte değişik mağazalara girdim, parklara, bahçelere daldım falan. Yani şu da şu bina, bu da bu bina artık. Yani sizi çok baymak istemedim. İsterseniz bayarım bir sonrakinde. Bir de kendimi hiç iyi hissetmiyorum şu an. Böyle hani başınıza güneş geçer, sersem olursunuz ya. Keşke başıma leçek bir güneş olsaydı ama soğuk yedim demek. Kamerayı açmadan önce şey yapıyordum. İlk Miami Vlog'una gelen yeni yorumları güncelliyorum sürekli. O kadar güzel şeyler yazıyorsunuz ki ve böyle hani vaktinizi ayırıp uzun uzun bana bunları yazıyor olmanız aşırı tatlı. Hani benim burada olduğum için, keyifli olduğum için sizin de orada mutlu oluyor olmanız. Ya ben bazı değil bu arada. Ben şeye çok önem veriyorum çünkü. Yapmak istediğin bir şeyi ya da hayalini kurduğun bir şeyi yapan, alan, giden, her ne boksa. Yapabilen birine sinirlenmek değil de. Hani anladım ben de mesela benim de şu an hayalini kurup yapamadığım şeyler var ya da yaşayamadığım şeyler var. Ama yapıp yaşayana sinirlenmiyorum. Aksine hani o da yapsın, daha da güzellerini yapsın. Ben de yapayım. Herkes yapabilsin. Bu çok güzel ve önemli bir şey. Çok özel bence. Umarım çok daha güzellerini yaşarsınız. Yani çok daha güzellerini yaparsınız. Sonra bir de şeyi fark ettim. YouTube'daki yorumlar hep böyleydi bence. Ya da benim için mi bilmiyorum ama. Twitter ve Instagram kadar şey değil. Acımasız değil. Nefret dolu değil. Niye acaba diye düşündüm. Sonra aklıma şey geldi. Çünkü beni izliyor burada. Yani bir şey söylerkenki surat ifademi, o duygu ona geçiyor yani. Twitter'da mesela 6 kelimelik bir şey yazıyorsun. Adam iğreniyor senden. Sinir oluyor. Gıcık oluyor. Nefret ediyor falan. Tanımıyor seni. Ama burada mesela bugünü benle geçiriyorsunuz ve yine beni sevebilme şansınız daha yüksek yani. Lan kapatsam mı Twitter'ı? Yarın uçağım var. 1.30'da Miami'ye dönüyorum. Bu son vlog mu olur? Bir tane daha bir Miami'miz olur mu? Bilmiyorum. Neyse olmamış gibi. Ama olmamış gibi davransak da ya olmazsa. Olsun be bir tane daha. Neyse yine de ben bu kamerayı kapattıktan sonra bir 15 gün daha Miami'de olacağım. Bugün kaçıncı günüm ya? Bugün 20. günüm. Miami'de olacağım. Ne değişecek, ne olacak? Instagram storylerden zaten görmüş olacaksınız bu videoyu izlerken. Çoktan gördünüz. Sizi çok seviyorum. Başıma güneş geçmiş gibiyim dedim ya. Bu duygusallığımın sebebi bu. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi hayalini kurduğunuz her ne varsa tatildir, çantadır, ilişkidir, intikamdır. Her şeyin hayalinizden kat ve kat çok 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 daha fazlası sizinle olsun. Öpüyorum hepinizi ve bayılıyorum ben.